Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastixio. JoJo's Bizarre Adventure animesinin ilk iki bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Evet, yeni ve farklı bir seriye başladık tayfa. Tayfadaki yoldaşların isteği üzerine bu seriye başladık. Gerçekten sizin yorumlarınız ve düşünceleriniz şu seriye başla, bu seriye el atabilirsin. Bence şu seriyi güzel, öneriyorum sana gibi tavsiyelerinizi her zaman destekledim ve göz ardı etmedim tayfa. Böyle bir seriye başladık ve live reaction haline getiriyoruz, yani izliyoruz. İlk iki bölümünü Facebook üzerinden ve aşağıda link bırakıyorum, oradan bulabilirsiniz. Bence çok eğlenceli ve farklı bir seri, gerek çizimleri olsun, gerek geçtiği yıllar ve farklılıkları, hikayesi, ilgi çekiciliği ile bambaşka bir seri, bambaşka bir dünya. İngiltere'de geçiyor, 1800'lü yıllara dayanıyor ve bahsetmem gereken birkaç özel nokta var tayfa. Hikayeyi size taslak biçimde anlatacağım. Ondan sonra her bölümü live reaction'larla getirdikten sonra izlemek istiyorum. Haftada bir bölüm JoJo gelecek. O yüzden hani seri zaten bir sürü seriye dayanıyor. Hani tek JoJo Bizarre Adventure değil. Bunun 2-3 tane daha serisi var. Ve böylelikle bu seri devam eden bir seri. Ve eminim ki bir dahaki yıllarda JoJo'nun devamı gelecektir. Nesilden nesileri kuşaktan kuşağa aktarılan bir seri. Ön yargıyla kesinlikle bakmayın. Böyle tayfaca bir seriye başladığımız zaman siz de hani izleyebilirsiniz. Zaten haftada 23 dakika opening ile ending'i çıkarırsan 19 dakika fazla bir süre değil tayfa. Her neyse. Ana karakterimiz Jonathan Joestar. Ve babası bir malikane sahibi Joestar'lar olarak ve İngiltere'de soylu bir aile olarak geçiyor. Bunun babası Joseph değil mi? Yanlış isim veriyor olabilirim. Seriye yeni başladım tayfa. Her neyse Joseph bir araba kazası geçiriyor. Annesi karısı ölüyor ve çocuğu kalıyor işte. Çocuğu bizim Jojo kısaltılmış adıyla. Jojo diye hitap ediyor herkes. Her neyse. Buna yardım eden adam bunları böyle hani at arabasıyla kaza geçirdi ya bunlar. Biri bunların eşyalarını çalmaya çalışıyor. Daha sonradan bu adam Jozo'nun babası bunları görüyor. Diyor ki aa siz bize yardım ettiniz falan, bundan sonra size borçluyum diyor. Oysa ki hırsızlar tabii. Her neyse ve bunlara borçlu kaldığını hissediyor. Bu hırsız adam yani Jojo'nun babası soylu hani manikane sahibiydi ya bu adam. Hırsıza borçlu kaldığını düşünüyor. Hırsız oysa ki iyilik yapıyor işte daha sonradan. Neyse. Bu hırsızın çocuğu oluyor. Brando. Brando ailesi. Ve çocuğun ismi Dio. Ve bunun Dio aradan böyle seneler geçiyor. 12-13 yaşında oluyor falan bunlar. Ardından babası ölecekken Dio'ya diyor ki Joseph'ler diyor bize borçlu diyor. Onların malikanesine yerleşmelisin diyor. Banara diyor borçlu var diyor. Orada büyü ve zengin ol diyor. Malikaneye basabilirsin diyor. Dio daha sonradan babasını zehirleyerek öldürüyor. Ortaya çıkıyor ikinci bölümde ve malikaneye geliyor ve Jojo ile tanışıyor diyor. Dio ve Jojo hikayesi arasında dönüyor bütün muhabbet. Dio'nun amacı Jojo'nun tamamen zıttı ve tüm manikaneye sahip olmak. Daha o yaştan kafaya koymuş ve tamamen kötülüğe bürünmüş bir karakter. Önce Jojo'nun sevgilisine el atıyor. Babasına karşı Jojo'yu kışkırtıyor ve babası Jojo'ya uyuz olmaya ve Dio'yu daha çok sevmeye başlıyor. Üvey evlat muhabbeti. Hemen diğer evlat dışlanıyor. Daha doğrusu üvey evlatlar genelde dışlanıyordu ama bu sefer Jojo dışlanmaya başladı. Ve çizimler, o renklendirmeler, müzik gerçekten mükemmel. Eski İngiltere'nin, Londra'nın bu derece yansıtılması ve gerçekten Jojo'nun iyi bir alt kültüre sahip olduğunu düşünüyorum. Ben en azından gelecek nesiller adına sağlam bir seri barındırdığını düşünüyorum. My Animalist'te de iyi bir puanlama almış. O yüzden böyle ön yargıyla bakmayın. Her neyse Dio geliyor, manikaneye kuruluyor falan. Tam Jojo'nun zıttı. Jojo etraftaki arkadaşlarını Jojo'ya karşı kışkırtıyor. Babasını kışkırtıyor. Jojo'nun köpeğini öldürtüyor. Deni'yi öldürtüyor. Ve Jojo'nun kız arkadaşını gidiyor öpüyor. Jojo'nun kız arkadaşı ondan ayrılıyor. Ve ikinci bölüm bu şekilde ilerlerken seri bir bölümde bir sürü şey oluyor. Ve ikinci bölümde artık seneler geçmiş oluyor aradan. Ve 1888 senesinde geliyorlar. Aradan 5-6 sene geçiyor rahat. Ve Jojo ile Dio arkadaş olmuşlar. Tabii beyinsel olarak arkadaş olmamışlar. Dio manikane göz diktiği için ve 18 yaşına falan geldiği için artık söz sahibi olabilir manikende. Tabii babası ona böyle bir pay vermesi gerekiyor. Dio avukatlık hukuk bölümünü bitiriyor. Jojo ise arkeoloji okuyor, antropoloji okuyor benim bildiğim kadarıyla. Ve bunlar Amerikan futbolu falan oynuyorlar. Aynı takımdalar. İyi anlaşıyorlar gerçekten. Bir bölüm sonra bu kadar iyi anlaşmaları gerçekten benim garibime gitti. Ardından
Dio ile Jojo'nun bu derece arkadaşlığı babasını gösteriyorlar. Babası hastalanmış vaziyette ve halen Dio Malikali ele geçirme çabasında ve sürekli Jojo'nun babasına ilaç veriyor ve bu ilacı zehirli bir ilaç veriyor ve Jojo'nun babasını sürekli zehirliyor öldürmek için, Malikali'nin sahibi olabilmek için o esnada. Ardından Jojo bunu anlıyor ve Dio'nun ne kadar pis biri olduğunu tekrardan görüyor. Zaten yeterince Dio'dan çekmiş ve Dio ile arkadaşlığı nasıl kurduğunu hayal bile edemiyor. İçeride bir katakulli olduğunu çözüyor Jojo. Ve Dio ile kafa kafaya giriyorlar. Dio'nun bütün her şeyini ortaya çıkarıyor kendi çabasıyla. Ve birinci bölümde Dio ile Jojo kapışırken malikanenin bir kısmında bir takım maskeler var. İki tane maske var ve bu maskenin gizemi belli değil. Jojo ile Dio dövüşürken kanlı şekilde... kan maskeye bulaşıyor ve maske yüzüne falan takılacak derecede değişik bir maske. Kırılmıyor, böyle farklı türde bir maske. Ve kanla harekete geçiyor maske. İkinci bölümde Jojo kanla harekete geçirme olayı maskenin çözmüş vaziyette ve Dio da olayı anlıyor. Araştırmalar falan yapıyorlar. Jojo babasını iyileştirmek için ve Dio'nun tüm planını ortaya çıkmak için Londra'ya gidiyor. Ve Londra'da bir tane bir sokağa giriyor. Sokakta bunu dövüyorlar falan. Sonra Jojo kendi gücüyle tabii etraftaki hırsızları... pislikleri, o sokağın zaten namı varmış, kötüler sokağı diye. İnsanları falan pataklıyor oradaki Jojo. Çünkü ona saldırı düzenliyorlar Jojo'ya karşı. Dio ise Jojo'nun yanına doğru geliyor. Neden geldiğini bilmiyorum. Kötü karakter ama artık Jojo'ya sevgi mi besliyor? Ne yapıyor? Maskeyi de kullanmak için geliyor. İki kişi çıkıyor karşısına Dio'nun ve o iki kişiyi pataklıyor. Yüzünü kana buluyor ve maske ona takıyor. Sen bir iyi deney olacaksın diyor. Maskeyi denemek istiyor. Çünkü maskenin ne bir amacı var? Kafaya takıldıktan sonra ne oluyor bilmiyor. Ve maskeyi adama takıyor. Bir tanesinin suratına geçiriyor ve kanı maskeye buluyor. Maskeye taktığı adam vampire dönüşüyor ve gerçekten çok güçlü oluyor. Dio'yu resmen ağzını burnunu dağıtıyor. Ardından sabah oluyor ve güneş parıltısıyla vampir toza dönüyor. Standart vampirlerin ölme olayı, güneşe karşı duyarlılık. Daha sonradan Dio eve gidiyor ve Jojo'nun geldiğini görüyor. Jojo ise panzehiri, her şeyi, tüm gerçeğini çözmüş vaziyette Dio'nun babasını zehirlediğini anlıyor ve bölüm orada bitiyor. İlk bölümün özeti bu şekilde takma ama siz izlerseniz daha iyi anlarsınız ve serinin ending müziği, bitiş müziği, hani Tobe Kontain müziği var ya, bir anda bitiyor böyle, sonrası 5 saniye sürmüyor. O müziğin aynısı, o yüzden çok popülariteye sahip ve alt kültüre sahip. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bu serinin ilk iki bölümüne 10 üzerinden 9.2 veriyorum tayfa. Gerçekten başarılı bir seri ve başladığım için mutluluk duyuyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Dediğim gibi benimle birlikte Jojo'yu izleyebilirsiniz. Live reaction haline getirdim. Ve aşağıya link bırakıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Jojo Bizarre Adventure incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi her hafta getirmeye çalışacağım. Kesin söz vermeyeyim. Çünkü zaman bulamıyorum Naruto'dan dolayı. O yüzden elimden geleni yapmaya çalışacağım tayfa. Sizleri seviyorum. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tayfa. Ve...